Doktorlar hastalıklarından dolayı ona kısa bir ömür biçmişti. O sporla hayatını değiştirdi. Vücut geliştirme sporuyla birçok madalya kazandı. Bugün 44 yaşında, yani doktorların diyaliz tedavisi görürsün dediği yaşa geldi. Güleç hem mesleğine devam ediyor hem de sporda madalyalar kazanmaya. Rahatsızlığımı 2001 yılında öğrendim. Kas güçsüzlüğü ve yorgunluk belirtileriyle üniversite hastanesine müracaat etmiştim. Orada yapılan tetkik ve tedaviler sonucunda bir çeşit nörolojik rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Doktorlar sporu bırakmamam gerektiğini, hayatımın her anlamında sporun olması gerektiğini, bu hastalık semptomlarını az yaşayacağımı, hayat kalitemin biraz daha artacağını, ömrümün uzayabileceğini söylediler. Doktorların sözlerini dinleyerek, kendimi beslenme anlamında biraz daha geliştirerek, vücut geliştirme ve fitness sporunu öğrenip, detaylı bir şekilde yaparak tekrardan sağlığıma yavaş yavaş kavuşmaya başlamıştım. 2-13 yaşlarından bu yana aktif olarak kickboks ve tekvando branşlarında müsabık olarak spor yapıyordum. Meslek hayatına başladıktan sonra da spora hobi olarak devam etmiştim. Kas güçsüzlüğü, yani yemek yerken bile yemek ortasında çene kaslarım yoruluyordu. Yemeğimi yiyemiyordum. Yani evde odada bir tuvalete gidip geldiğinde sanki 2-3 kilometre yol koşmuş gibi ciddi anlamda dinlenmek zorunda kalıyordum, yoruyordum. Bu meslek hayatımı ve spor hayatımı çok olumsuz etkilemeye başlamıştı. Tabii pes etmedim. 2010 yılında tekrardan bazı rahatsızlıkların belirmesi üzerine ben tekrar hastanelere müracaat ettim. Bu arada miastenia gravis'in üzerine Akdeniz ateşi tanısı kondu. Bunun yarı sıra bir tiroid hormon bozukluğu eklenmişti. 3 tane rahatsızlığım olmuştu. Bunlar hayat kalitemi ciddi anlamda etkiliyordu. Yani artık geleceğim konusunda kaygılar duyuyordum. Doktorlar gene spor yapmamı, hiçbir zaman bırakmamamı, eğer bu hastalığın sonunun yani 40 yaşlarına geldiğimde böbrek yetmezliği olabileceği, çünkü o an için böbreklerin protein kaçırıyordu. 40 yaşından sonra her an diyaliz makinesine bağlanabilirsin, kendine dikkat etmek zorundasın dediler. Beslenme sistemleri ve antrenman sistemleri konusunda kendimi çok geliştirmiştim. Bir de hastalık belirtilerimin kaybolduğunu, hiç hastalanmamış gibi olduğumu ve check-up'larda artık böbreğimin düzeldiğini, bütün vücut fonksiyonlarımın, kaslarımın eskisinden çok çok daha fazla güçlü olduğunu görmek beni çok mutlu etmişti. Yani malum emekli olacaktım, yani iş buraya gidiyordu. Çünkü bu şartlarda görev yapmam imkansızdı. Ama ben severek yapmış olduğum askerlik hayatını bu şekilde sonlandırmak hiçbir zaman düşünmedim, istemiyordum. Çünkü pes etmek bana göre değildi. Öyle yetiştirildik, öyle yetilmiştik. Yapmam gereken kendimi askerliğe elverişsiz hale getirmektense elimden geldiğince mücadele etmek zorundaydım ve başardım. Evet, 2013 yılında ve 2015 yılında Vücut Geliştirme Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu eğitimlere katıldım ve birinci ve ikinci kademe vücut geliştirme ve fitness antrenörü oldum. Kendimi sürekli nasıl geliştirebilirim, şartları nasıl daha zorlayabilirim, yani bunu uç noktalara taşımak istedim. Yapmış olduğum her şey bana biraz daha haz, gaz ve mutluluk veriyordu. 2017 yılında yarışma kararı aldım vücut geliştirme dalında. İlk girdiğim Türkiye şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olmuştum. Yani artık en sağlıklı insanlarla mücadele edip onlarla kafa kafaya yarışıyordum. Bu bir zaman öncesinde hayal bile edemeyeceğim durumları artık planını kurup ve hayata geçirmek çok güzel bir şey. 2019 yılı içerisinde milli takım kadrosuna alındım. İspanya'da yapılan vücut geliştirme ve dünya şampiyonasına milli takım bünyesinde giderek ülkemi temsil ettim. Dünya dördüncüsü oldum. Yaşıtlarıma göre, emsallerime göre bir o kadar atletik, güçlü, kendimi çok zinde hissediyorum. Hayatımın sonuna kadar sporu bırakmayı düşünmüyorum. Meslek hayatım açısından da bakacak olursak, dünyanın her yerinde her türlü görevi yapabilecek güçte ve kabiliyette olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Komutanlarımın desteği her zaman olmuştu. Jandarma teşkilatı için spor başlı başına beraber etle tırnak gibi. Her eğitimimizin her alanında, yani şu kamuflajı giydiğiniz dakikadan itibaren sporla başlarsınız bu mesleğe ve
bu hayatınızın sonuna kadar devam eder. Kendimi çok zorladım ama hiçbir zaman kendime inancımı kaybetmedim. Çünkü bana yakışan buydu. Bu şekilde komutanlarımız bizi yetiştirdi. Hayatımdan olacakken bugün her şey benim için tam tersine döndü. Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim, tekrar güçlüyüm ve çok mutluyum.